Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2013 YGS sorularından 5 ve 8'e kadar numaralandırılmış soruları çözeceğiz. İlk sorumuz 5. soru. 5. soruda AB elemanları reel sayılar olmak üzere burada verilen iki eşitlikten yararlanarak A kare artı B kare toplamı soruluyor ve şıklarda sağ tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. İlk önce şu ifadeyi kullanacak olursak a kare eksi a eşittir b kare eksi b ifadesini yani. Şimdi burada kareli terimleri bir tarafa, birinci dereceden olan terimleri de bir tarafa alırsak a kare eksi b kare eşittir a eksi b elde ederiz. Ve iki kare farkını açacak olursak burada a eksi b çarpı a artı b eşittir a eksi b elde ederiz. Bu denklemde ya a eksi b 0 ya da iki taraf gidince a artı b 1 çıkar. Şimdi eğer a eksi b 0 ise bu demek oluyor ki a eşittir b. Bu durumda a çarpı b eşittir a çarpı a. Fakat biz buradan neyi biliyoruz? A çarpı b'nin eksi 1 olduğunu biliyoruz, değil mi? Ve bu durumda a kare eşittir eksi 1 oluyor. Fakat reel sayılar için bu sağlanamaz. Demek ki a eşit değildir b. O zaman biz burada iki tarafı götürebiliriz. Ve bu durumda burada 1 kalır. Yani a artı b eşittir 1 elde ederiz. A artı b eşittir 1 elde ederken iki tarafın karesini alırsak buradan a kare artı 2ab artı b kare eşittir 1 elde ederiz. Ve burada ab çarpımının biz ne olduğunu biliyoruz. Eksi 1. O zaman bu terim ne? Eksi 2. O zaman a kare artı b kare eksi 2 eşittir 1. Demek ki a kare artı b kare eşittir 1 artı 2'den 3. Ve bu da d şıkkı. Şimdi 6. sorumuza başlayalım. 6. sorumuzda x ve y elemanları reel sayılar ve bize 2 üzeri x eşittir 6 üzeri x artı y eksi 1 eşitliği verilmiş. B bize 3 üzeri x'in y cinsinden ifadesi soruluyor. Şıklarda sorunun hemen altında gördüğünüz gibi sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi 2 üzeri x ifadesi 6 üzeri x artı y eksi 1 ifadesine eşit. Şimdi bu da 6 üzeri x çarpı 6 üzeri y eksi 1'e eşit. 6 üzeri x ifadesi ise 2 çarpı 3 üzeri x. Tekrar bunu yazacak olursak 6 üzeri y eksi 1. Bu da 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 6 üzeri y eksi 1. İki tarafta 2 üzeri x'ler gider. Buradan 1 gelir. Demek ki 3 üzeri x çarpı 6y üzeri eksi 1 eşittir 1. Bu durumda 3 üzeri x eşittir 1 bölü 6y üzeri eksi 1. Bu da 6 eksi y eksi 1'den 6 üzeri 1 eksi y. Yani cevabımız B şıkkı. Şimdi 7. sorumuzu çözelim. 7. sorumuzda bize bir eşitsizlik verilmiş ve bu durumda aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi burada başlayacak olursak gözlemlediğimiz ilk şey x'in sıfırdan büyük olduğu, yani x'in pozitif olduğu. İkinci kısım, şu kısımda gözleyeceğimiz şey ise x artı y'nin negatif olduğu. Şimdi x pozitifse x artı y'nin negatif olması için bir kere y'nin negatif olması gerektiği açık. Bu durumda elde ettiğimiz ilk şey y küçüktür, sıfır küçüktür. X'i elde ettik. Şimdi buradan elde ettiğimiz şey ise x, y artı z'nin x'in y artı z'den küçük olduğu. Şimdi burada y'nin biz negatif olduğunu biliyoruz. Demek ki bu sayı z'den küçük. Z'den küçük bir sayı x'ten büyükse o zaman z zaten bu ifadeden büyük olduğu için z de x'ten büyüktür. Yani buradaki eşittiğimize bir tane daha bir şey ekleyecek olursak o da z'nin x'ten büyük olduğu. Ve bunu düzenleyecek olursak sıfırı kaldırıp y küçüktür x, o da küçüktür z.
Şimdi şıklara baktığımız zaman bu da bize C şıkkında beliriyor. Ve doğru cevabımız C. Şimdi 8. sorumuzu çözelim. 8. soruda A ve B x ve y cinsinden verilmiş ve bize A artı B eksi 1 bölü A çarpı B ifadesinin ne olduğu soruluyor. Ve şıklara baktığımızda şıkların hepsi tam sayı. Bu sorunun iki çözüm yöntemi var. İlki x ve A ve B'yi x ve y cinsinden ifadeleriyle birlikte buradaki ifadenin yerine koymak. Başlayalım. Önce o ifadeyi bir yazalım. O ifade A artı B eksi 1 bölü A çarpı B. Bunu açtığımız zaman, yani daha doğrusu ayrı ayrı yazdığımız zaman A bölü A çarpı B artı B bölü A çarpı B eksi 1 bölü A çarpı B elde edeceğiz. Buradan A'lar, buradan da B'ler gidince bu ifadenin 1 bölü B artı 1 bölü A eksi 1 bölü A çarpı B olduğunu görüyoruz. 1 bölü B ifadesi buradan yerine koyacak olursak 1 bölü y bölü x artı y, o da tersini çevireceğiz. X artı y bölü y gelecek. 1 bölü a ifadesi ise x eksi y bölü x gelecek. Eksi 1 bölü a çarpı 1 bölü b ifadesi bu da. 1 bölü a ifadesi x eksi y bölü x. 1 bölü b ifadesi ise x artı y bölü y olduğu için burayı x artı y, burayı da y ile çarpacağız. Şimdi burayı x ile, burayı da y ile genişletirsek elde ettiğimiz x çarpı x artı y bölü xy artı x y çarpı x eksi y bölü xy, buradan da x kare eksi y kare bölü xy elde ediyoruz. Bu ifadeyi dağıtınca ve bu ifadeyi dağıtınca elde ettiğimiz x kare artı xy artı yx, yani yine xy eksi y kare, buradan eksi x kare, buradan da artı y kare gelecek bölü xy elde edeceğiz. Şimdi burada da artı vardı, pardon. Eksi y kare ile artı y kare gitti. X kare ile eksi x kare gitti. Buradan 2xy geldi. 2xy bölü xy'den de sonucu 2 elde ettik. Yani cevabımızın ne olduğunu bulduk. Burada E şıkkı olduğunu bulduk. İkinci çözüm yolumuza geçecek olursak, şurada cevabımız 2 olarak kalsın. İkinci çözüm yoluna geçecek olursak, o da şöyle. Biz burada şu 3 ifadeyi de belirsiz yapmayacak. X ve Y değerleri verip sonucu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle başlayalım. Burada x'in y'ye eşit olmaması lazım. Ayrıca x artı y'nin ve a çarpı b'nin sıfır olmaması lazım. X'in y'ye eşit olmadığı için x'e bildiğimiz x ve x artı y'nin sıfır olmaması lazım. X eksi y'nin sıfır olmaması lazım. Bu da demek oluyor ki eğer x ve y sıfır olursa bir problem yaşıyoruz. O yüzden x sıfır olmayacak, y sıfır olmayacak vereceğimiz değerlerde. Bu durumda vermemiz gereken en mantıklı değer x'e 1 verebiliriz. Y'ye de 2 verebiliriz. Şimdi bakalım bu durumda A ve B ne oluyor? A 1 bölü 1 eksi 2'den 1 bölü eksi 1, bu da eksi 1 oluyor. B ise 2 bölü 1 artı 2'den 2 bölü 3 oluyor. Dikkat ederseniz A çarpı B ifadesi bu durumda 0 olmuyor. Demek ki problem yaşamayacağız. A artı B eksi 1 bölü A çarpı B ifadesinde yerine koyarsak bunu, eksi 1 artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü eksi 1 çarpı 2 bölü 3 elde edeceğiz. Buradan eksi 2 artı 2 bölü 3'ten eksi 4 bölü 3, buradan ise eksi 2 bölü 3 elde edeceğiz. Eksi 4 bölü 3 bölü eksi 2 bölü 3 eksi 4 bölü eksi 2 eder. Bu da 2 eder. Bulduğumuz bir önceki cevapla aynı. Ama işlem kalabalığı olarak daha az yorucu. Yani sorumuzun cevabı iki yoldan da E şıkkı. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.